Bizleri mümin ve Müslüman olarak yaratan, İslam nimetiyle, iman cevheriyle bizleri donatan, yüceler yücesi yaratıcımız, mabudumuz, ilahımız, Rabbimiz, Halik-i Zülcelal, Hazreti Allah'a Celle Celaluhu sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Resulü, bizlerin Efendimiz, önderimiz, liderimiz, Fahri Kainat Efendimiz, iki cihan güneşimiz, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz, yarın Ruzi Mahşer'de, Huzuru Divan'da, Diva'ul Ham Sancağı adında halkasına dahil olmayı ümit ettiğimiz, umut ettiğimiz, Pirimiz, Efendimiz, Önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salatu selam olsun. Rabbim kendi rızasından, mübarek Kur'an-ı Mubin'in mesajından bizleri ve ümmeti Muhammed'i ayırmasın inşallah. Bir hakkın idrak eyleyebilmeyi, anlayabilmeyi, kavrayabilmeyi, hayatımıza tatbik eyleyebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Rabbim Nebi Zişan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'mızın hayat misyonunu, hayat vizyonunu bir hakkın irdeleyerek anlayabilmeyi, içimize özümseyebilmeyi, hayatımıza tatbik eyleyebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Dünyada mevcut içinde bulunduğumuz sistemin birçok unsurlarının referansı dinidir, ilahidir. Ama bu İslami'dir, ama İslam'dan önceki dinlerden alınmış olan referanslardır. Mesela nikah bunlardan bir tanesidir. Yani köküne indiğiniz zaman, dayanağına indiğiniz zaman evlilik vesaire gibi bunlar hep dini, ilahi kodlara dayalı insanlığın içerisine yerleşmiş olan kriterlerdir. Ayların sayısının 12 olduğunun Kur'an-ı Mubin'de yazıyor olması, kameri takvimin de 12 aydan ibaret olması, buna mukabil bir de miladi takvim, o da 12 aydan ibaret yine aynı şekilde. Ve tercihen insanlar, milletler, topluluklar istedikleri takvimleri kullanmaya talip olurlar. Biz de 80-100 yıl öncesine kadar kameri takvimi, yani Kur'an'da aylarının geçtiği, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç olarak kabul eden bir takvimimiz vardı, onu kullanırdık. Resmi olarak da bunu kullanırdık, dini olarak da bunu kullanırdık. Yeri gelmişken hemen söyleyelim. Dini ibadetlerde ve muamelatlarda veya sorumluluklarda kameri takvim esas alınır. Çünkü kameri takvimle diğer takvimler arasında bir fark var. Dolayısıyla zekat muamelatında olsun veya başka şeylerde olsun. Mesela oruç tutacak olan bir insan için, kefaret orucu tutacak olan bir insan için veya zekatını yılda bir verecek olan bir insan için kameri ayları esas alması lazım. Bu esaslar üzerinden hareket etmesi lazım. Çünkü muhatap burada kameri aylardır. Ne yazık ki toplumumuz bu takvimi unutalı çok olmasa bile tahayyülünde, hafızasında, beyninde artık izi kalmamış. Kalan bir Recep, Şaban, Ramazan vardı. Onlar da Türk filmleriyle beraber mahvedildi, yok edildi, gitti. Üç tane kameri ay saydık desem Recep, Şaban, Ramazan, bunu biliriz. Onlar da mevcut Türk filmleriyle öyle bir aşağıladılar, öyle bir hakir gösterdiler ki ne çoluğumuza çocuğumuza bu isimleri verir olduk. Hatta biz kendimiz de bu isimlerle alay eder hale geldik veya getirildik. Şimdi ben bunlar planlı oluyor dediğim zaman bazıları ya işte sen de çok abartıyorsun diyorlar ama hiç de öyle değil yani. Bunlar planlı programlı yapılan şeyler. Bu milletin hafızasının silinmesi gerekiyordu bu tür şeylerin kabul edilmesi için. Mağlubiyet psikolojisi taklitçiliği tetikler. Bizi taklitçi yapar. Mağlup olmuştuk Kurtuluş Savaşları'nda. Her ne kadar zafer naraları atsak da dünyanın gözü önünde mağlup olmuş. Devleti yıkılmış, yeni bir devleti kurmak üzere. İşte küçücük bir devlet kurmuşlar ama o köklü çınar devleti Osmanlı'yı paramparça ettik, darmadağın ettik, yok ettik. Sevinçleri içerisinde bize bir mağlubiyet psikolojisi çöktü haliyle. Bu nasıl bir çöküşse halen devam ediyor ki bu mağlubiyet psikolojisiyle birlikte taklitçilik başlıyor. Yani biz de sizdeniz, sizin gibiyiz, sizi örnek alıyoruz. Daha böyle moderniz, çağdaşız gayretleri içerisinde mevcut olan özümüzdeki ahlakımızı, değerlerimizi bir kenara atıp daha yeni bizi muasır medeniyet seviyesine taşıyacak olan ahlakları almanın gayreti içerisine girdik. Bunların bir sürü saç ayakları var. Bunlar her türlü alanlarda çok muazzam bir şekilde, sistemli bir şekilde millete dayatıldı ve bugünlere geldik. Bugünlere gelirken hep örnek aldığımız kitle Allah'ın rızasına uygun olmayan insanlar, devletler, topluluklar oldu. Kanunlarımızı onlardan aldık, kurallarımızı onlardan aldık, ahlakımızı onlardan aldık. Neyimiz varsa hep onlardan almak için. Giyim kuşamımıza varıncaya kadar, modamıza, kültürümüze kadar her şeyimizi onlardan almaya gayret ettik. Bu genel
politika diyelim. Ama özünde insanlar bireysel olarak bunlarla mücadele etmenin gayreti içerisinde olmuşlar. Kendi özlerinden uzaklaşmamak için bir takım gayretler içerisine girmişler, mücadele etmişler, mücahede etmişler. İmanları ölçüsünce ne kadar muvaffak oldularsa, çoluğunu çocuğuna ne kadar sirayet edebildiyse, mecburi eğitimden arta kalan zamanda ne kadar nüfuz edebildiyse, kendi ahlakıyla, yani kendi derken Kur'an'ın ahlakıyla, özündeki ahlakla, ceddinin, atasının, peygamberinin öğretisiyle çocuklarını yetiştirmeye çalışanlar da oldu. Halen de olduğu gibi gayret de ediyoruz ama zamanın teknolojik şartları, şartların eşit düzeyde olmaması maalesef gerçekten Allah için Resulullah'ın ahlakını yaşama gayreti içerisinde olan, İslam'ı yaşama gayreti içerisinde olan insanları çok zorluyor ve maalesef sahalarda başarısız kılıyor. Ve bunların faturaları da en çok üzüldüğüm ve kızdığım nokta, bunların faturaları da İslam'a kesiliyor. Yani bu başarısızlıkların faturası İslam'a kesiliyor. Halbuki burada İslam'ın zerre kadar bir suçu yoktur. İslam mükemmel bir dindir, kemale ermiş bir dindir. Cenab-ı Hakk'ın sizin için dini kemale erdirdim dediği, bitirdiği mükemmel olan bir dinin mensubuyuz bizler. Dine çamur atmak yerine yine kusuru biz kendimiz de arayacağız, şartlarımız da arayacağız ve kendimizi toparlamak için gayretler içerisinde olacağız. Bu girişgahı yaptıktan sonra Anadolu'nun kültürü olmayan, özümüzde olmayan, İslam'ın kültürü olmayan ama dayatılmış ama keyfe keder biz bilerek bila isteyerek talip olduğumuz her neviden kültür ne varsa bunların tamamı bizim için, Müslüman toplum için fecaattır. Sonu iyiye gitmeyecek uygulamalardır. Dünyada zaten bir dönüşüm projesi var. Çok hızlı bir şekilde dünyada olan bu dönüşüm projesine çok âlâ destektir bunlar. Yani bir insanın bırakın dini, milli bir duruşu olur. Yani sen kimsin? Ben Karadenizliyim. Sen kimsin? Ben Egeliyim. Sen kimsin? Ben Doğuluyum. Sen kim? İç Anadolu'yum. Adanalıyım. Kayseriliyim. Konyalıyım. Ankaralıyım. Tekirdağlıyım. Trakyalıyım. Senin bir duruşun var. Senin bir kültürün var. Yani sen bir başka yere gittiğin zaman, aa bak bu adam Trakyalı diyorlar hemen. Hemen tanıyorlar seni ya. Bir Karadenizli gittiği zaman bir yere, ha uşağım sen Karadenizli misin diyor. Bak bir kültür var. Bu konuşmaya sirayet etmiş, ahvale sirayet etmiş, yapılan işlere sirayet etmiş, ahlaka sirayet etmiş, her şeye. Bu Kur'an'da karşılığı olan bir şey. Allah diyor ki sizleri kavimlere ayırdık ki birbirini tanıyasınız diye. Birbirinize diyalog kurasınız diye. Var olan Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bir gerçek. Ama bugünkü dünya düzeninde maalesef bu kültürlerin tamamının topyekün birbirinin içerisinde erimesi, tek tip bir kültürün inşası için gayret var. Tek tip bir kültür. Yani ayrım kayrım olmayacak. Farklılık olmayacak. Doğu'nun bilmem hangi köyüne gittiğiniz zaman, orada baktığınız zaman kendinizi Miami'de hissedeceksiniz. Edirne'nin bir köyüne gittiğiniz zaman kendinizi Hamburg'daymış gibi göreceksiniz. Bütün kurallar, adetler, gelenekler, görenekler, konuşmalar, edepler, adaplar, yazılar, çizgiler hepsi aynı. Tek düze bir çizgi. Globalleşmek diyoruz biz. Bu var olan bir gerçek yani. Bu dünya buraya doğru sürükleniyor. Bir globalleşmek. Sokaklarımıza baktığımız zaman sokaklarımızdaki dükkan isimlerinden görebiliyorsunuz. Ne kadar globalleştiğimizi veya o gayret içerisinde olduğumuzu. Tamam buraya kadar tamam. Olsun. Hani olmasın da mecburen olsun diyeceğiz. Söküp atma şansınız yok. Da bu globalleşmenin içerisinde bir Müslümanın, Müslüman olan insanın Allah'a iman eden Resulullah'ın yolundan gittiğini iddia eden bizlerin olmazsa olmaz asla ödün veremeyeceğimiz bir şey var. Dilimizi değiştirelim tamam olsun İngilizce. Ya ne istiyorsanız Almanca mı Fransızca mı istiyorsanız o da olsun. Alfabemizi değiştirelim o da olsun. Takvimimizi değiştirelim tamam olsun. Elbisemizi değiştirelim o da olsun. Hadi hepsini değiştirdik. Ne varsa ne yoksa hepsini değiştirdik. Olmazsa olmazımız bizim Kur'an ahlakı, İslam ahlakı, bizim ahlak prensiplerimizin asla ve asla taviz kaldırmaz temel kriteri olması lazım. İman esaslarımız bizim temel kriterlerimiz olması lazım. Bunlar da ortadan kalktıktan sonra hayvere bizim halimize bittik. Tamamen bittik. Tamamen izole edilmiş onların istediği gibi bir millet olduk. Onların dediğiniz kimin istediği bir millet? Geçen derste bahsettiğim Maide 110. ayette sizi kendilerine benzetme gayreti içerisinde olan ehli kitap. Ehli kitabın bizimle olan derdi tarihlere dayanır, daha eskiye dayanır.
Nereye dayanır? İsa Aleyhisselam'ın gelmesiyle başlayan bir kin ve nefret. Hadi İsa Aleyhisselam'ın işlerini kabul edemediler, öldürmeye kadar gittiler. Neden? Çünkü bu din bizim topraklardan, bizim insanlardan, bizim milliyetten, bizim kavimlerden devam etmedi, bizim soydan devam etmedi diye olan bir kin, bir nefret, bir hırs. İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kadar vardı bu iş. Öldürmeye kastettiler. Kim? Kendi insanları. Daha sonrasında İslam'ın nüzulüyle birlikte Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'mızı kendi soylarından, kendi neseplerinden çıkma işinden dolayı aynı çirkeflikleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yaptılar. Peygamber olmadan bir gün önce en güvenilir insan, hatta emanetlerini getirip teslim ettikleri çok emin bir insan, Muhammedül Emin sıfatını taşıyan bir insan, inanmayan insanların, yani Müslüman olmayan insanların verdiği sıfat bu. Güveniyorlar. Her şekilde emanetlerini getirip ona veriyorlar. Bir sürü bu konuda örnekler var tarihte. Yani Kabe'nin o Hacer-i Esved taşının dahi ihtilafına düştükleri zaman hakim olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırıyorlar. Her ne kadar bizden olmasa bile, bizim topluluğumuza gelip oturmasa bile, bizim soframıza katılmasa bile, bizim muhabbetlerimize katılmasa bile kendisi güvenilirdir. Güveniriz kendisine. Dedikleri bir peygamber ne zaman ki Allah'ın Resulü olduğunu söylüyor, bu adam yalancıdır diyorlar. Bu adam sihirlidir diyorlar. Bu adam büyücüdür diyorlar. Bu adam sihirbazdır diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Çamur atmaya başlıyor. Yani ehli kitabın İslam ile olan uğraşı ve çevirme gayreti bugüne kadar tarihte olduğu gibi gelmiş. Ne zaman ki biz kendimizi kolladık, nüfuz edememişler. Ne zaman ki biz zayıf bir noktamız oldu, oradan nüfuz ettiler, bizi mahvettiler. Şimdi onların heva ve hevesine uyan bizler, eğer uyarsak ne oluruz, nereye gideriz, akıbetimiz ne olur, oturup bir Müslümanın düşünüp iyice irdelemesi lazım. Dini bir tarafa bıraktım. Artık dini referanslarla anlatamıyorsunuz insanlara. Hemen tak diye kestirip atıyorlar. Siz eyvallah, yani kurbanlık koyun gelmişsiniz cuma günü, anca size anlatıyoruz. Sokaktakini anlatamıyoruz, onu kastediyorum. Siz mecbur gelmişsiniz, dinliyorsunuz. Sizin itirazınız yok dini dayanaklara. Amenna. Ama dışarıdaki adama dini bir referans verdiği zaman ya bırak bu din işlerini ya filan diyor. O kadar hemen tak diye kestirip atıyor. Bu kadar gitmiş. Bu adama en azından nereden gireceksin? Bu adama en azından milli duygusuyla gir kardeşim ya. Sen Anadolu insanısın. Senin bir tarihin var, senin bir özün var. Hadi geçtim dini. Dini geçtim hadi. Ya bu anlamda bir taklitçilik, bu anlamda bir dejenerasyona uğramak, bu anlamda bir kendini onlardanmış gibi hissetmek hiç ağrına gitmiyor mu? Onlar gibi olmak, onlar gibi davranmak hiç ağrına gitmiyor mu kardeşim? Diye en azından bu şekilde anlatmaya gayret ediyoruz ki anlasınlar. Şimdi geçenleri söylediğimiz, yılbaşı dediğimiz bir kutlama. Bu bir Hristiyan kültürü kardeşim. Bu bir Hristiyan bayramı. İster buna İsa'nın doğumu deyin, ister Noel bayramı deyin. Yok hocam sende ne alakası var? Yeni bir yıl bitmiş, öbür yıla başlıyoruz deyin. Fark etmez. Çeşitli varyantasyonları var bunların. İsterseniz yeni yıla gelin deyin. Fark etmez. Tarihi anlattım, takvimi de anlattım size az önce. Miladi takvim bir tanesi, öbürü de kameri takvim. Allah'ın 12 ay dediği ve kameri takvime vurgu yaptığı, Müslümanların hicretin başlangıcıyla kabul ettiği kameri takvimi, Müslümanların böyle bir takvimi vardı. Bunu aldık, attık bir kenara. Dedik ki kardeşim Hristiyanlar, dünya, global, gel bakayım. Senin takvimin ne şu şu, ver onu kullanacağız dedik, onu kullanıyoruz. Ya kullan, tamam kullan da bunu içine özümsemenin alemi ne? Bunun yılbaşını kutlayacak kadar kendini bundanmış gibi hissettiğin zaman onlardan oluyorsun. Nihai hedef ne? Geçen anlattığımız ayette gibi sizi dinlerinizden etmek, kendilerine benzetmek isterler. Nihai hedef bu. Bunun için uğraşır, bunun için gayret ederler. Bunlara karşı Müslüman teyakkuzda olması lazım, dikkatli olması lazım, dikkatli davranması lazım. Mağlubiyet psikolojisi içerisinde gelen her şeyi alarak, ama her şeyi alarak, yani televizyonlarımıza bakıyoruz arkadaşlar. Bir tane kendi milli, kendimizden olan bir şeyimiz yok, yok. Kendimizin yok. Ya birilerini taklit ediyoruz. Format olarak onun bilmem lisans paralarını veriyoruz. Aynı formattaki yarışma programını getiriyoruz. Ya bir bakıyorsun bir zaman sonra efendim filan ülkede bu yarışma programı oho 5 senedir varmış. Yani aynısını almışız, Türkçeleştirmişiz, bu millete sunmuşuz. Kültür erozyonu dediğimiz budur. Ondan sonra onların formatları bize uymuyor, çok ters geliyor. Ailece izleyemiyoruz hocam. Tabii izleyemezsin. Çünkü senin ahlak ilken yok, onun ahlak ilkesi bile değil. Estağfirullah. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Allah-u Teala buyuruyor ki,
sana gelen ilimden sonra, sana gelen peygamberden sonra, sana gelen Kur'an'dan sonra, sana anlatılanlardan sonra seni birileri ikaz etmiş, uyarmış, emri bil maruf yapmış ve nehyanil münkeri yapmış. Sana gelen ikazlardan sonra, sana gelen ilimden sonra eğer ki sen onların heva ve hevesine uyarsan, onların gittiği yoldan gidersen, onların yaptıklarını yapma gayreti içerisine girersen inneke izen lemine zalimin, zalimlerin ta kendisi olursun. Zalimlik illa zulmetmekle midir? Evet. Burada nasıl bir zulüm var? Nesline zulmediyorsun, geleceğine zulmediyorsun, çoluğuna çocuğuna zulmediyorsun, ailene zulmediyorsun, toplumuna zulmediyorsun, ahlakına zulmediyorsun, geçmişine zulmediyorsun, tarihine zulmediyorsun, peygamberine zulmediyorsun, Kur'an'a zulmediyorsun, Allah'a, ilke ve inkılaplarına zulmediyorsun. Çünkü sen Müslümanım diyorsun. Müslümanım. Müslümansan Müslümanca yaşayacağım. Bu. Allah'ın istediği bu. Müslüman değilsen laf yok, söz yok. Ha, baba istediğini yap. Ama Müslüman olan bir insan yılbaşı gecesinde kafasına külah alıp da televizyonun başına gidip 3, 2, 1, 0 hop cehenneme zübera teranelerini yapmaz. Yapmaması lazım. Hocam eğleniyoruz işte eğlencesine. Eğleneceğiz tabii. Dünya oyun ve eğlencedir diyor Allah-u Teala. O oyunun o bir tarafta da devamı var tabii. Orada da eğleneceğiz. Yani olmasın diye uyarıyorum. Olmasın diye anlatıyorum. Bunlar bir kültür erozyonudur. Bunlar dayatmadır bize arkadaşlar. Bizle alakası yok. Bizim kültürümüz değil ya. Ne milli ne dini, hiç alakası yok bizde. Miladi bir takvimin başlangıcı. Yok yok, İsa'nın doğumu. Olsun, fark etmez, aynı şey. Ha Christmas de buna, ha Noel de buna, ha takvim başlangıcı de buna. Yani o karman çorman aynı tarihlere denk geliyor bunlar. Geldiği için ortalama karma bir şey almışlar. 1 Ocak'ta yılın başlangıcı olduğundan dolayı hepsini birden kutluyorlar. Git Avrupa'ya. Avrupa'da şu anda tatil. Başlamış bile yani. Yani iç içe girmiş bir bayram bunlar. Bizim kurbanımız gibi, bizim Ramazanımız gibi bir bayram bunların. Kutlasın adam, bırak ya. Sana ne? Ondan bize ne? Efendim, o kadar içselleştirdik ki, o kadar artık normalleştirdik ki, sorulan sorulardan anlıyorsun bazı şeyleri. Birçok fabrikalarda yılbaşı Noel paketleri dağıtılıyor. Erzak, kumanyası dağıtılıyor. Ya arkadaş, sen Müslüman topraklarda bir işletmesin. Sorsan Müslümansın. Camiye gel, sen de gelmesen de önemli değil. Hani en son kategoriden İslam'ın dibine tutulmuş bir adam kabul edelim seni. Yani Müslümanım diyorsan kafi benim için. Dedin mi Müslümanım? Evet. Müslümansan sen, Hristiyan'ın dini bayramında çalışanlarına neden kumanya paket dağıtıyorsun sen? Ama efendim ben Ramazan'da da dağıtıyorum. Hay mübarek, ne kadar layık bir adammışsın ya. Bütün dinlere eşit mesafede. Yani böyle demokratik bir adam hiç görmedik ya. Din bu değil ki, kriterleri böyle değil ki dinin. Dinin demokratik bir kriteri yok ki. Yani Allah'ın bizden istediği her dine eşit mesafede olacağını diye bir şey yok. Din, Allah'ın dini İslam'dır. Kemale erdirilmiştir. Benim için inne dine indellahil İslam. Allah katında tek din İslam'dır diyor Allah. Muhatap kabul ettiği tek din İslam. Diğerleri din olarak kabul edilmiyor Allah'ın huzurunda. Neden kabul edilmiyor? Bozulmuştu onun için. Evet, hak dinidiler. Evet, Allah'tan gönderilmiştiler. Ama bozuldular, tahrif edildiler. Onun için Allah-u Teala onların hükümlerini geçersiz kıldı. Gençlerin anlayacağı dilden söyleyeyim. Desteği kaldırdı Allah-u Teala. Yazılım desteğini kaldırdı. Destek vermiyor artık ya. Daha kullanamazsın senin cihazda. Bitti. Destek yok. Desteği kaldırdı onlar. Eski sürüm oldu artık. Yeni sürümü geldi bunun. Son sürüm. Son yazılımı var. Mübarek Kur'an-ı Kerim önünde. Lisansı sana ait. Lisansını almak için eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyor ve inanıyorsun. Bunu gönlüne tasdik ediyorsun. Allah'tan başka ilah yoktur'u kalbinle tasdik ediyorsun. Sadece dilinle söylemek değil. Yani o paketi almak değil, o paketin şifresini gireceksin. O şifrede kalben tasdik. Tasdiki de yaptık. Tamam, yeni sürümün kullanımı sana haiz. Senin artık istediğin gibi kullan diyor Allah-u Teala. Bu senin. Bunu aldıktan sonra başka programlardan bu programı kurcalamanın alemi yok Müslüman. Başka programların getirip de dosyalarını bu programın dosyalarının içerisine koyup da bu programı çökertmeye hakkın yok Müslüman. Onun için Allah diyor ki zalimlerden olursunuz. Size gelen ilimden sonra benim saf, temiz vahyimi tahrife kalkarsanız hal ve hareketlerinizle,
bilerek veya bilmeyerek, Müslümanlar için söylüyorum, bilerek veya bilmeyerek o yazılımın, o programın içerisine gelir de Hristiyanlık dosyasını koyarsanız, Christmas dosyasını sokarsanız, Noel dosyasını sıkıştırırsanız, yılbaşı dosyasını sokarsanız veya iç dinamiğimize gelelim, her türlü usulsüzlük Kur'an'ın reddettiği, Allah'ın reddettiği, Resulullah'ın savaş açtığı, faizinden tut, usulsüzlük, haram olan neler varsa, şans oyunlarına varıncaya kadar, her türlü şans oyunları, her türlü kumar, zar, ne varsa, dikili taşlar, falokları vesaire gibi neler varsa, bunların dosyalarını alıp getirip İslam programının içerisine sokmaya kalkarsan, bir de bunu normalleştirmeye kalkarsan, o zaman Allah diyor ki onlar zalimlerin ta kendileridir. Ehli kitap olunca zalim oluyor da amcanın oğlu olunca zalim olmuyor mu zannediyorsun? Hocam devlet oynatıyor. Ha öyle mi? Devlet oynatıyorsa kumarı o zaman caizdir. Diyeceğimiz günler yakındır. Yakındır. Bu dinin üzerinde ameliyeler yapılıyor. Dikkat edin, dikkat. Dinin sahibi sanki bazı mecriler, mecralar, kurumlarmış gibi hareket edenler var. Dinin sahibi Allah'tır. Haram diyorsa haramdır. Devlet kimmiş haramı helal sayacak? Buna da inanıyor benim garibim. Hocam haram olmasa devlet oynatmazdı ya. Devletimize destek hocam. Milli kalkınma hocam. İyi hadi bakalım ya. O zaman hep cumadan çıkınca beraber alalım. Bir yankocu çağırın buraya, namazdan çıktıktan sonra alalım madem öyle. Bizim suçumuz ne? Peki bize çıkacak. Benim günahım ne ya? Madem sen bir çıkış yolu bulmuşsun, böyle bir şeye inandıysan gel beni de kurtar da bak, ben seni kurtarmak için çırpınıyorum burada, tepiniyorum. Etme kardeşim, yanlış yoldasın diyorum ya. Ha peki ben yanlış yoldayım, o zaman sen beni kurtar da getir beni bir piyangocunun önüne bari. Bir tam böyle seri de bana al. Yok böyle bir şey. Bir haramı devletin yapıyor olması onu normalleştirmez. Onun vebalini o devletin başındaki, o kurumun başındaki, onun imzasını atan, onun sorumlusu olan kimse yarın huzur mahşerde verir. Bize de dokunur ha bu işin ucu. Öyle o kadar lan yırtamayız. O adamları oraya getiren bizsek, bize de herhalde bir selam verilir öbür tarafa. Gel bakalım derler. Bu işler böyle yani, zincirleme. Nereden söylüyorsun hocam bunu? Kim neye vesile olursa o da aynısını yapmış gibidir. Hadis-i şeriftir bu. Kim bir hayra vesile olursa o hayrı yapmış gibidir. Kim bir şerre vesile olursa o şerri yapmış gibidir. Vesile oluyorsun, azmettiriyorsun da mesela. Öyle değil mi? Hatta azmettirmek daha da suçtur. Yani bir adamı öldürse diyelim ki 10 yıl alır. Misal bilmiyorum hukukunu da. Örnek veriyorum 10 yıl ceza alır. Ama azmettirici birisi çıkarsa ondan fazla alıyor. Azmettiren. Çünkü azmettirmeseydin o adama suçu işlemeyecekti. Sen sebep olmasaydın, sen vesile olmasaydın, sen imkan vermeseydin o adam o hırsızlığı yapmayacaktı. O yolsuzluğu yapmayacaktı. Bu harama helal, bu helale haram demeyecekti vesaire. Bu bozuşmaya, bu yozlaşmaya sebebiyet vermeyecekti. Onun için arkadaşlar biz Müslümanız. Müslümanın bir duruşu olacak. Müslümanın bir kimliği olacak. Müslümanın bir şahsiyeti olacak ya. İş yerinde ne demek Noel kumanyası dağıtmak ya? Çalışanların hepsi Müslüman. Noel kutusu alıyor bizim Müslüman. Aldıktan sonra hocam bize iş yerinden Noel şeyi dağıttılar da hocam bunlar yenir mi? Haram mı? Ya almakla beraber zaten bir çarkın içerisine girdin. Almayacaktın kafadan. Alma ya, ne lazım sana? İki tane tavuğa mı kaldın sen? Mübarek sen asgari ücretli bir yıl geçirmiş adamsın ya. İki tane tavuğa mı temizlik edeceksin sen? Senin bu zaferinin gölgeleri ya. Senin bu mücadelenin baltaları bu. İki tane tavuğa tav olmak var mı ya Müslüman? Onu geçtim. Çalışanlar Müslüman. Müslüman çalışanlara bir işveren nasıl Hristiyan kültürünün bir paketini hediye edebilir? Hiç mi utanmaz? Hadi bu utanmazdı, yaptı diyelim. Anlamadı, bilmedi, bilmiyordu neyse. Ya siz Müslümansınız, 80 tane çalışansınız. 75 taneniz almasa o adama iyi bir mesaj vermiş olur musunuz? Verirsin. O zaman bunu bir daha hocaya sorar mısınız? Hocam ne olacak, yiyebilir miyiz? Aldık ama işte bir kere aldık. Aynen piyangoyu aldıktan sonra, hocam biz bunu aldık bir kere, ne yapacağız şimdi? İki minare mi yapsak? Bir şadırvan mı yapsak acaba çıktığı zaman? Ne yapsak da niye? Ya aldıktan sonrayı boş ver. Ben almadan önceyi söylüyorum. Yanlışı yapmadan önce. Bu bir kültür meselesi. Müslümansın sen ya. Müslümansın. Müslümanca davranman lazım. Onurlu olman lazım. Haysiyetli olman lazım. Vakarlı olman lazım. Peygamberine uygun davranman lazım.
peygamberi bir ahlakla hareket etmen lazım ki ondan sonra ya Rabbim niye bunca sıkıntılarım var, şu işim niye çözülmüyor Allah'ım, bu derdim niye olmadı Allah'ım diye serzenişte bulunmayasın. Hesbel kader diyelim, olduğu geldi. Hocam ne olacak şimdi? İçerisinde zeytinyağı var, içerisinde peynir var, içerisinde çerez var, şu var, bu var. Yenir mi bunlar, yenmez mi? Kardeşim, helal olan şey helaldir, yenir. Ben bunun mekanizmasını anlatıyorum. Geliş şeklini anlatıyorum, yanlıştır. O güne denk getirilmesi, yılbaşı kumanyası denmesi vesaire. Bu kültüre hizmet edilmesi, bu kültürün bir parçası gibi davranılmasına karşı. Almamak dahil. Almayacaksın. Almamak dahil. Ha bir şekilde aldın, bilmiyordun filan. Ne olur? Haram değil ki zeytinyağı, kullanabilirsin. Haram değil ki içerisindeki peynir, kullanabilirsin. Haram olan bir şey varsa onu kullanmazsın. Bazı şeyler helaldir ama öyle bir konjektürel durum olur ki orada yapamazsın bunu. Mesela hindi eti dağıtan var mı, hindi yılbaşında? Belki pahalıdır diye yapmıyorlar. Tavukla geçiştiriyorlar işte. Diyelim ki hindi verdi. Ya bu bir şeyle özdeşleşmiş. Yılbaşı gecesinde bu hindiyi kim yer? Bak bir şeyle özdeşleşmiş. Bunu çocuğa da sorsan bilir değil mi? Müslüman bundan uzak duracak. Müslüman benzemeyecek. Neden benzemeyecek? Bu Davud hadisi olması lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim kime benzemek isterse o da onlardandır. Bizde işi yok. Bu kadar. Ben demiyorum, bu serzenişim, bu feryadım bundan kaynaklanıyor benim. Kim kime benzemek isterse o da ondandır. Bu kadar. Bu erozyonlar, ahlaki erozyonların bir tanesi yani, bu sadece bu zamanı geldi, Noel'i şusu busu bir tanesi. Söylemek istemiyorum ama Avrupa'da gitmediğim ülke kalmadı neredeyse. Bir tane Müslümanların böyle dini hassas günlerinde onların kalkıp da gelip onları kutladıklarına dair bir şey, hikaye hiç anlatmadılar bana. O kadar da akrabam var. Onlara da gittiğim zaman oturuyorum, konuşuyorum. Tek ufak bir mail yok. Biliyorlar adamlar çünkü ya. Ben diyor Hristiyanım arkadaş. Benim ne işim olur Müslümanla? Veya Müslümanlığın şu adetiyle, şu geleneğiyle. Ama biz Müslümanız. Ne işimiz olur bizim Hristiyanlıkla dememiz lazım. Hristiyanlığın kültürüyle. Bir parça bu. Bunun gibi neler var bir bilseniz var ya. Yani kızamıyorum ben size. Size hiçbir şekilde kızamıyorum. Çünkü üzerinizde acayip oyunlar oynanıyor. Üzerimizde çok büyük oyunlar oynanıyor. Yani acıyorum sadece. Rabbimden merhamet bekliyorum. Kurtuluş, imdat bekliyorum. Çıkış bekliyorum. Başka kapı yok, yok. O kadar yollardan, o kadar çeşit çeşit üzerinizde oyunlar oynanıyor ki. Siz ne yapasınız? Kafanızı zaten kaldırıp onları görmeye fırsatınız da yok. Ha burada cumadan cumaya 10 dakikalık verilecek olan bir enjekteyle ne kadar düzelir? Çünkü 24 saat buradan ayrıldıktan sonra habire morfin, habire ilaç, habire morfin, habire ilaç verilecek size. Cuma günü geldi ki pansumanla düzelmez bu iş. Düzelmiyor da zaten. Onun için hep bir adım, bir adım, bir adım gidiyoruz. Ya bir yere not aldım. Teşhircilik kültürü diye anlattım size. Bak nerelerden nerelere gelmişiz. Bunlar hep onların istediği kültüre doğru gitmek için yapılan gayretler. Bir anne ya. Evladının can siper koruması gereken bir anne. Bu bizim toplumumuzdan bir örnek aldım. Sosyal medyasına yazıyor ki keklik kızım Yasmin. Keklik kızım Yasmin. İsmi zaten ayrı bir derslik konu. Keklik kızım Yasmin diye bir boy fotoğrafını koruyor, yarı çıplak. Kızıyla övünüyor. Keklik diyor bir de. Keklik gibi avladıkları zaman da onu. Sen dedin daha keklik, koydun hedefe. Avladıkları zaman da feryat ediyor kadın hakları bilmem ne falan. Ha öyle mi? Hop dayatıyorlar, ondan sonra getiriyorlar. Bak şimdi diyor kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle alakalı alın size kanunları getirdik diyorlar. Mesela. Bak buraya doğru sürüklüyor. Teşhircilik kültürüyle seni bu hale getiriyor. Bu mezraya sürükledikten sonra hataları da gel şimdi ben tamir edeceğim diyor. Yani önce seni sağlamken sakat yapıyor. Sakatlıktan sonra gel ben seni iyileştireyim diyor. Böyle büyük büyük tezgahlar var. Çok ciddi tezgahlar var. Bir başka anne ne yazmış? Bunlar bana gönderiyorlar biliyor musunuz? Takip eder misiniz ballı çöreğimi diyor. Instagram adresini veriyor annesi. Takip eder misiniz ballı çöreğimi diyor. Kızının Instagram adresini yayınlıyor. Bunların yanında belki yılbaşı kutlaması, Noeller, Christmas'ler falan uyuyor ama bunlar işte. Rabbim akıbetimizi ve ahiretimizi hayır eylesin inşallah. Uyanabilmeyi, bu oyunları görebilmeyi nasip eylesin. Bu oyunların parçaları her gün 24 saat evimizde. Bu oyunların parçaları her gün 24 saat sokağımızda. Bu oyunların parçaları her gün 24 saat elimizin altında, cebimizde. Dikkatli olmamız lazım. Dikkatli olabilmemiz için
bizim özümüze, kaynağımıza sımsıkı sarılmamız lazım. Taklitçi zihniyetlerden uzak durmamız lazım. Bismillah Müslümanız diyeceğiz. Allah ve Resulünün emir ve ilkelerine sımsıkı sarılacağız. Ne kadarıyla başlarsak, ne kadarıyla yapabilirsek inşallah.